Dear friends, welcome to the IMASCON 2023-22 Spring Conference. Now we are starting the first session. And first of all, Rehan Dadash from Azerbaijan going to give her talk. And please, Rehan. Çok değerli hocalarımız, kongre katılımcıları, değerli akademisyenler. Bugünkü sunumu ben dünya lideri Atatürk'e ithaf ettim. Çünkü biliyoruz ki 19 Mayıs'ta 1919 yılında Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda ilk adımını atmıştı ve 1919 yılı 19 Mayıs'ta dünya bir lider tanıdı ve bu lider böyle bir şey söyledi. Büyük olmak için hiç kimseye eğilmeyeceksin, hiç kimseye aldatmayacaksın. Memleket için gereken ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır. Önüne sonsuz engeller yığacaklardır. Fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın, kendini büyük değil, küçük, zayıf, kimsesiz ve araçsız kabul ederek ve inanarak bu engelleri aşacaksın. Başardıktan sonra da sana büyüksün derlerse bunu söyleyenlere gülüp geçeceksin. Bu kelimeleri söyleyen insan Türk dünyası 20. yüzyıl liderleri içerisinde doğudan batıya, Amerika'dan Meksika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya gururla adını söyleyebileceğimiz bir lider. Türk dünyasının atası, Türk dünyasının lideri Mustafa Kemal Paşa Atatürk'tü. Her bir insan lideri olabilir. Bunun için o bütün hayatı bu ahateli riyazi mantığı olarak çalışmalıdır, düşünmelidir. Liderlik hakimiyeti özüne tabi olanları mecbur etmek yok, onları könüllü olarak liderin arkasınca gitmeye inandırmaktır. Böyle oldukta insan özü için yeni rabiteli sistem yaratabilir ve bunun esasında da derin biliklere sökenen büyük bir sistem kurur. Dünya var olduğundan beri insanlar her zaman bir liderin etrafından toplanmış ve onun yönlenmelerini istikametinde vefegete ya da ziyana uğramışlardı. Liderle cemiyeti birliğe harekete geçirden, onlara misiye yükleyen insanlardı. Lider ne kadar tesirli olursa o kadar doğru mütenasip olarak vefeget kaçınılmazdır. Bunu unutmamalı ki liderler lider olarak doğulmazlar, onlar yaratılır. Her insan olduğu içtimai mühitte bir lider olabilir. O zaman edilmesi lazım olan tesirli bir lider olmaktı. Lider sanatının farklı şekillerde teyin eden araştırmacılar, Harit Rum'un deyir, lider başkalarının etmek istemediği ve sevmediği işleri onlara ettirme kabiliyetine sahip olan adamdır. Vince Lombardi ise deyirdi, bir oyunun taktiklerini yalnız guru tahta başında ortaya koyan meşki değersizdi. Değerli olanlar, olanlar ise oyuncuların içine giren ve onları motive eden bilenlerdi. Liderlik anlamının esirlere dayanan bir tarihi vardı. Bugün bu mevzuya hiç de tesadüfe müracaat edilmemiştir. Böyle bir mevzunu araştırmaları 20. yüzyılın, hele 20. yıl bizim Azerbaycan'da giden savaşlarda kalebe kazanmamız ve başımızda duran bir liderin olmasıyla üst üste düşür. Liderleri Azerbaycan istiklal uğrunda savaşlarında bizim tanıdığımız Abdurrahman Fetheli Bey Düdenginski 2. Dünya Savaşı'nda Atatürk hakkında böyle bir şey söylemiştir. O Atatürk'e olan sevgisini bu cür ifade etmişti. 13 yıldan bu yana yalnız Atatürk'ün manevi varlığıyla birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki nesillerde de yok olmayacaktır. Nuru gittikçe artacak, her birimiz için manevi varlığıyla yaşamaya devam edecektir. 20. yüzyılın en büyük devrimcisi ve en büyük kurucu lideri Atatürk'ü övmek ve yaptıklarını saymak fikrimde değilim. 1942 yılının Ekim'inde Çort ve Varota, şeytan kapısı sınırında Kızıllara karşı savaş saydık.
savaştaydık hem de Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda savaşıyorduk. Akşama kadar mermi altında savaşa kumandanlık eden komutan Kolger çok yorgundu. Hızlı adımlarla bana yaklaştı ve ağzından sur sözcükler döküldü. Atatürk yaşasaydı İkinci Cihan Savaşı harbi olmazdı. Bu kelimeler benim kalbimi mutlulukta doldurdu. Atatürk'ün kudretini tüm varlığımı tam yakından bir kez daha hissettim. Gerçekten Atatürk öyle bir Türkiye yarattı ki İkinci Cihan Harbi'nin gidişine ve sonuna derin tesir etti. Ben Atatürk'ün yaratıcı gücü önünde başımı eğdim. Hem de sınır bilmez sevgi ve saygılarımla baş eğdim. İsteyerek bütün fedakarlıklara katlanan özgür dünyanın yıkılmaz kalesi olan Türkiye'nin önünde baş eğdim. Mutluyum ki Azerbaycan Türk'üm, Türkiye'nin kardeşiyim ben. Peki Atatürk bugün için, bugünkü gençlere ne tavsiye etti? Sonunda bunu ekleyeceğim ki Atatürk söyledi. Ey Türk gençliği, birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktı. Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur. Muhtaç olduğun güç damarlarındaki soylu kanda mevcuttur. Bu kadar. We would like to thank Reyhan Dadaş for a nice presentation. Yeah, I can open first. Okay. Paylaşım. Kayıt yapıyor mu? Kayıt yapıyor. Kırmızı var. Paylaşım yaptıysan. Paylaşım bir daha yapabilir misin? Paylaşım. Bir daha tıkla hocam. Paylaşım şu an. Şimdi de pencere. Hatta hazır. Dear professor, it's a term for you. You can sit down, please. Thank you very much. Good afternoon for everybody. My name is Fernando Moita and I came from Portugal to present you the project entitled Design of a 3D Printed Face Shield with Active Fogging for COVID-19. So this project was developed by a consortium with academy and industry. From the academy, the researchers were me, Professor Marco Silva, Professor Luis Roseiro, and Professor Nuno Lavado. And the industry involved was the Solian. This project was also funded by the European Union. Everybody knows the problems caused by the pandemic and the COVID, the coronavirus infection. The use of masks
gives you more protection, but brings breathing discomfort. Okay. And this works when you use mask together with eyeglasses. It gives you protection, but there are breathing discomfort and also fogging and also eating. If you use mask plus eyeglasses and plus a face shield, the protection increases, but also increases the breathing discomfort, the fogging, and the eating. Though this is this was a problem. How to solve the problem? We developed in the our university ventilated face shield. Okay, it's it is very similar to water ones, but includes electronics, fan, and also a HEPA filter. Okay, there are of course some disadvantages of this kit, that is a little bit of noise, an increase in weight, and an increase in price, of course. This model could be used without a front shield like this one, or together with fan and front shield. So how to minimize these disadvantages or these problems? To do that, we use the ultralight fan. It's a maglev fan where the blades are suspended in air, so the noise is very, very, very low. Also, the price is very affordable. The rechargeable battery is also very light, gives us a work time of about 7 hours, okay? And is placed near the head just to decrease the torque. Okay, and about the price, because this is a product, this prototype should be used. We don't have time to develop a mold, okay? Because a mold takes several months. We start using a 3D printer. It's time to market is in the end. So also the advantage is about it's possible to personalize a new design if necessary. We worked in waste reduction too. And I give you an example. For example, instead of print a curved piece like this one, we always need this material to support this. So this is a waste. Instead of this, we print a planar lid and just fold the extremity. So that way you don't have, you decrease the waste of the product. Also, we optimize comfort with several simulations and experiments until we get the final design. The electronics is very important here because we have a rechargeable battery. Okay, so it's, we are using USB connector and charging management. Also, all the system is controlled by a touch sensing. And it has also as input humidity and temperature sensor. Because battery voltage change from the maximum that is about 42 points till 3 volts, and we need to keep at the output a constant voltage, we need to use a special buck boost controller called CEPIC, okay? This system also have lights and also have sound to send messages to the user, okay? It seems a very small board, but it's very complex, but because it includes 3 microcontrollers or 3 small computers. Well, this was the circuit, of course, and this was that special converter, buck bus converter,
That was very important. So after several tries and several designs, we got our final result, an ultralight control system, and also very, very inexpensive, with a very low price. Another problem was the filter. Using a planar filter is a problem because it increases the air, the flow, the inflow resistance. So it's not possible use only a sheet. You need to use to increase the area, to increase the airflow. So we developed a corrugated filter like this, and it was very satisfactory for this application. And finally, we need to measure the results, of course. We made several SolidWorks simulation. We also made experiences with cold smoke like this. Sorry, the colors are changing here. But the idea is to understand how the flow moves inside the phase shield. We placed also several micro sensors in the phase shield, okay, just to measure the humidity and temperature, and to understand what really happens inside the mask. These were the results, the numeric results. As you can see, this is an experience under a normal environment. This one under humid conditions, and this one under dry conditions. Here you can see the result in humidity without fan. The fan is stopped, okay, it's off. And the humidity increases from 20 to 25% over the normal humidity, okay? So this is the normal humidity. Without fan, it increases. And here are the results using the fan with only 50% velocity and 100% velocity. So we can conclude that using half the velocity is enough. So half the velocity means more time to battery and less noise, okay? Here, under humid conditions, the results are very similar, okay? In the top of the phase shield, the humidity increases and also decreases almost totally with just 50% velocity. In dry conditions, the same results, okay? You can see that the increase in humidity without fan is at this time less, but reduces almost totally only with 50% velocity. Also, you can, you cannot see here. I was trying to show you another things, okay. This was some experimental results image. Here you can see the problem of using the mask with glasses. They are fogged, okay? It was, everybody experienced this. And here, using the new face shield, the colors are changed, but here the fan is off now and is completely fogged, the glasses and the visor. And now is turning on the fan using touch control, and the fog is completely disappearing. Also, it increases the comfort because there are fresh air, okay? Okay, it's completely disappeared. Okay. Performance indicators. We also
send quizzes to the users, because these face shields was distributed between several people, in the public servers, hairdressers, cooks, dentists, health technicians, and so on. After a week, the results from the quiz says to us that the satisfaction is over 80%. And even after a month of use, they continue satisfied with the utility of the mask. And I can say that actually, dentists and hairdressers continue to use this equipment. Okay, so as concluding, we think this was a very good experience. Okay, and it was our contribution for the COVID. Okay, and it's all. Thank you very much. Thank you, Professor Fernando. Nice presentation about our face sheeted 3D dimension design, very useful for COVID program.